Evet değerli izleyenler, COVID-19 virüsüyle mücadele ediyoruz. Tüm dünya gibi Türkiye'de mücadele ediyor. Elbet bu süreç bitecek, aşılar olacak, biz bu süreci de atlatacağız. Yıllarda sürse sonunda atlatacağız ama akıllarımızda şu kalacak. Ön saflarda, cephelerde gerçekten bizim için mücadele eden hekimleri hatırlayacağız. Sağlık çalışanlarını, bilim insanlarını hatırlayacağız. Ki onlar bugün de yine gördüğünüz üzere pazar günü olmasına rağmen öngörülerini ve bilgilerini paylaşmak üzere yayınımızdalar. Sayın Bülent Tutluoğlu efendim, yayınımıza hoş geldiniz. İyi seneler, iyi haftalar, iyi hafta sonları efendim. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sayın Tutluoğlu, şimdi aslında aşı süreci başladı. Bütün dünyada başladı. Bize göre oralarda birkaç ay öncesinden başladı. Aşı da Türkiye'nin geldiği süreç... Aşılanma olarak soruyorum. Tabii ki bir üretimimiz şu an itibariyle yok ama aşıda geldiği süreç nedir? Çin'den gelen aşıların kontrolü 14 gün sonrasında yapılacak. Bir ikiye bölünmüşlük de var bu durumla ilgili. Önce aşı sürecinin Türkiye'ye gelişi ve bundan sonrasını bize anlatın. Sonra önemli birkaç sorum daha olacak. Buyurun lütfen. Tabii. Şimdi aşılar Türkiye'ye geldi. Bir takım biyogüvenlik çalışmalarından şu anda geçiyor. Çünkü bu aşılar aslında ölü virüs aşıları, yani aktivasyonu olmayan virüslerden oluşturulan klasik yöntemle elde edilmiş aşılar. Buradaki niye biyogüvenlik çalışmasına gerek var? Bunların içerisinde yanlışlıkla canlı virüs kaçmış olabilir. Ve bu canlı virüsler kişide COVID enfeksiyonuna yol açabilir. Bununla ilgili aslında Türkiye'de yapılan çalışmalarda medyaya da yansıyan bazı durumlar oldu. Ve bu hani bunu bir yan etki olarak değil de o kişi aşı olduğunda zaten COVID enfeksiyonu kapmış gibi düşündük. Ama gerçekten hani inaktif aşı dediğimiz aşılardaki en büyük dikkat edilmesi gereken nokta, inaktif diye gördüğünüz virüs inaktif olmayabilir. Aktif olabilir ve kişide COVID enfeksiyonu olabilir. Dolayısıyla böyle bir biyogüvenlik aşamasından geçiyor. Çünkü çok yaygın olarak kullanılan bir aşı değil bizim aldığımız. Çok az ülke bu aşıyı almak üzere anlaşma yaptı. Bunlardan birisi de biziz. Dolayısıyla bu hakikaten bu biyogüvenlik çalışmasına ihtiyaç var. Düzgün yapılan bir çalışmaya ihtiyaç var. Bunun sonucunda çıkacak, eğer ki hani güvenliyse bu aşı, tabii yaygın olarak yapılacak. Ama bir de şöyle bir soru benim kafama geliyor. Ya güvenli değilse? Tabii ki bu da bir tek aşıya bağlanmak onun için çok sakıncalı. Siz şu anda çok hani ön planda gördüğünüz bir aşı süreç içerisinde çok değişik yan etkileri ortaya çıkabilir ve o aşıyı kaybedebilirsiniz ama diğer firmaların aşıları bir sakınca doğurmuyordur, onlar devam eder. Yani burada aslında dikkat edilmesi gereken nokta şu idi. Birkaç değişik alternatifle anlaşma yaparak onlar üzerinden ilerlemek. Yani tek aşıya bağımlı kalmak gerçekten bir sakınca yaratabilir. Biraz bir yerde şansa bağlı bir şey gibi düşünmüyorum. Evet, bu birçok kişinin de ve bilim insanlarındaki aklındaki soru, birkaç aşı olması, çeşitlilik olması en azından daha hızlı bu süreci atlatmamızı sağlayabilirdi. Bir de şöyle bir sorun var bu aşıyla. Diyelim ki bu aşı evet geçti, testleri yapıldı, aşılamaya başladık. Bu noktadan da baksak faz 3 çalışmalarında 60 yaş ve üzeriyle ilgili de ikiye bölünmüş durumda diyebilir miyiz bilim insanlarının? Kötü anlamda söylemiyorum bunu. Yani bir taraf 40 yaş üzeri de etkisi, zararı yoksa evet uygulanabilir diyor. Bir taraf 60 yaş ve üzerinin farklı bir faz çalışması gerektiğini söylüyor. Bunu nasıl değerlendireceksiniz? Kesinlikle haklısınız. Şimdi baktığımız zaman Türkiye'deki uygulamada 59 yaşına kadar kişilere uygulandı. Zaten çok az sayıda uygulama var Türkiye'de. Brezilya'daki sonuçlar açıklandı. Buradaki sonuçlar tabii ki diğer aşılardan baktığımız zaman yarar açısından daha düşük oranlarda ama kabul edilebilir limitlerde gözüküyor. Yalnız orada da 60 yaş üstündeki başarı oranlarını bilmiyoruz. Şimdi tabii ki bir işe başlarken her şeyin açıklıkla, şeffaflıkla paylaşılması gerekir diye düşünüyorum. Bütün sonuçlar halkla paylaşılacak ki halk da bunu bilerek kendi hani seni bekleyen durum nedir onu bilerek bu işin içine girecek. Bu pandemiden kurtulmada gerçekten aşı tek silahımız gibi gözüküyor.
Ama aşı yaparken de doğru aşı seçimi ve doğru aşılama yöntemleri mutlaka göz önünde bulundurulması lazım. Buna dikkat edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Aşılama yaparken bir yandan da planlama çok önemli. O konuda bir takım adımlar atılıyor, işte yerler belirleniyor diyor. Fakat diyorsunuz günde 1 milyon doz aşılamadan bahsediyordu. Bu hani böyle bir şey çok mümkün gözükmüyor. Şu anda batılı ülkelerdeki uygulamalara baktığımız zaman günde çok az doz olarak sağlıklı olarak aşı yapılabiliyor. 1 milyon doz gerçekten bir hayal gibi ve böyle bir şey yapmaya kalkarsanız insanların hani bir kaos halinde işte sağlık ocaklarına, hastanelere yönlendirmeniz lazım. Bunu biraz zatürre aşısında gördük açıkçası. Zatürre aşılarında bu aşıların uygulanması için işte kişiler sağlık ocaklarına yönlendirildi ve aslında zatürre aşısı olmak için giden kişilerin bir kısmı orada o sıra bekleyerek çok yakın işte kuyruklar oluşturarak birbirine COVID enfeksiyonu kaptı. Böyle hastalarımız oldu. Burada planlama çok önemli. Kişilere zatürre aşısı yaparken olan karışıklık COVID aşısında yaşanmaması gerekiyor. Bir kaos şeklinde değil, düzenli, planlı bir şekilde aşıları uygulamak gerekiyor. Evet, Türk Tabipleri Birliği'nin açıklamasını az önce verdik bağlantımızdan önce. Geç kaldık diyor. Özellikle Avrupa'da aşı bakanlıkları bile kuruldu. Sistem vatandaşa aktarılıyor. Aşılar şu tarihte gelecek, şurada depolanacak, şu merkezlerde dağıtılacak ki sizin de söylediğiniz gibi 1 milyon hayal, bunu görüyoruz. Çok ciddi bir organizasyon gerekiyor. Aşılar gelse dahi bu projenin ve programın çok önceden yapılması gerekiyor. Birincisi, bize daha henüz yeterli aşı gelmedi. Geldiğini varsayarsak sizin bu yapılacak sıralı adımlarla ilgili bir bilginiz var mı? Ya da Türk Tabipleri Birliği'nden böyle bir uyarı, böyle bir çalışma, sistem belli mi? Biz sistemi bilmiyoruz çünkü. Siz biliyorsanız lütfen izleyicilerimize de aktaralım. Nasıl bir yol izlenecek, belirli mi? Burada tabii ki ben çok fazla bu süreç içerisinde çok aktif olarak hala çalışan hasta bakan, bugün de işte biraz önce hastaneden gelmiş birisi olarak konuşuyorum. Çok böyle hani gündemi çok sıcak olarak takip ettiğim söylenemez. Ama şu anda bildiğim, kendi çalıştığım hastane dahil olmak üzere bir aşı odası oluşturuluyor ve hastanelerde aşı uygulamasına başlanacak. Öncelikle ve sağlık çalışanlarından başlanacak. Bu aşı odasında işte herhalde belli bir düzen içerisinde bu şey oluşturulacak ama bu planı yapmakta geç kaldığımızı düşünüyorum. Çünkü geçen hafta sağlık işte bilim kurulunun yapmış olduğu toplantıda bir plan belirlendiği söylendi. Halbuki böyle şeylerin planının aydan öncesinden yapılması ve ilan edilmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Son bir hafta değil, çok daha öncesinden bu planın yapılmış olması gerekirdi. Bu işte sağlık hastanelerdeki uygulama bu şekilde olacak. İşte bir yer belirlenecek, personel belirlenecek ve o hastanede daha önceden COVID geçirmemiş olan sağlık personeli belli bir sırayla aşılanacak gözüküyor. Aynı şekilde sağlık ocakları ve hastanelerde oluşturulan birimlerde gene işte 65 yaş üstü ve 65 yaş altında olup da işte kronik hastalığı olan gruplarda sırayla herhalde aşılanma yatağı bir tutulacak. Belki bu aşılanma şeyinde nasıl hani grip aşısında yapıldı, e-nabız sistemi kullanıldı, işte aşılanmaya kişiler hak kazandı. Bu şekilde bir belki duyuru yapılacak kişilere. Ama burada göz önünde bulundurması gereken şey şu, tabii ki herkes e-nabızı kullanmıyor, herkes interneti kullanmıyor. Bunun artık bir planlamasının nasıl olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Evet Sayın Tutluoğlu, tam da bunu soracaktım. Özellikle Avrupa'da, Amerika'da birçok yaşlı bakım evlerinde olduğu için sistem daha kolay kontrol edilebiliyor belirli bir yaş üzeri. Ama bizlerde hem aile geleneklerimizden dolayı büyüklerimiz evlerimizde olduğu için ya da yalnız olduğu için onların da internet kullanma, sizin de dediğiniz gibi e-nabız olsun, bu bilgilendirmenin yapılması sanıyorum yine aile hekimliklerine ciddi bir görev düşecek. Bir de dediğiniz gibi güven olması gerekirdi. Özellikle bu turkuaz tabloda bir güvensizlik yaşadık. Aşıda da akıllarda aşı gelse bile adalet konusunda bir güvensizlik var. Hastanede hekimler dediniz, bu bilince sahip, o da yapıldı, aşılama olacak. Vatandaşlar arasında bunun sağlanması, elimizde güvendiğimiz bir tek hekimler kaldı, bu süreçte gördük. Aile hekimleri tarafından kontrol edilmesi daha doğru diyebilir misiniz bir hekim olarak? Daha iyi tanıdıkları için görev yaptıkları aileleri ve gelen hastaları.
Kesinlikle zaten büyük bir ihtimalle bu söylediğiniz şekilde olacak. Aile hekimlerine bırakılacak bu planlama ve aile hekimleri işte belki bir belli bir sırada bu hastaları sağlık ocağına çağırarak aşılamaya tabi tutacaklar. Tabii ki burada hani bir yandan da bakıyorsunuz bir tane daha aşı alternatifi var. Onunla ilgili fazla bir açık bilgim yok benim en azından. Ne zaman gelecek, edecek, hani kimlere uygulanacak, kimler o aşıyı uygulanma şansına sahip olacak. Ama şu an elimizdeki olan aşıyla işte bu biyogüvenlik sonuçları elde edildikten sonra ve belki Brezilya'daki verilerin biraz daha detaylı sonuçlarına ulaştıktan sonra bu hani biz de diyeceğiz ki mecburen elimizdeki seçenek budur. İşte elimizdeki bilgiler de budur. Bu bilgiler ışığında aşı olabilirsiniz. Ve bunu da en güzel tabii yapabilecek aile hekimleri. Ama son dönemde o kadar aile hekimlerinin üzerine bir yük bindirildi ki bu aile hekimleri aynı zamanda hastaları da aktif COVID hastalarını da takip ediyorlar. Onlara işte filyasyon ekipleri olarak gidiliyor ve işte ilaçları veriliyor. Hem bir yandan hastaları takip ederken bir yandan da işte aşı işiyle uğraşacaklar. Gerçekten önemli bir yük ve çok iyi planlaması gerekir diye düşünüyorum. Evet, biz şimdi aşımızı olduk Sayın Tutluoğlu diyelim. Aşı geldi, aşımızı olduk. Bundan sonraki süreçte burada da bir bilgi eksikliği var diyebilir miyiz? Yani vatandaş maske, mesafe, hijyen bir kere devam ediyor. Aşıyı olduk, hemen her şeyi bırakalım, hayata dönelim diye bir durumun söz konusu olmadığını tekrar tekrar vurguluyoruz. Çünkü biz maskenin nasıl takılması gerektiğini bile aylar sonra ancak oturtabildik kafamızda. Aşı olan vatandaşlarımız için aşı olduktan sonraki süreç, e-nabız vesaire bir şekilde aşıya olduk ama bundan sonraki süreçte neler olacağıyla ilgili kısa bilgi verebilir misiniz lütfen? Evet, mutlaka buna çok dikkat etmek gerekiyor. Sanki aşı olunca her şey bitecekmiş gibi bir hava yaratıldı. Hatta Sayın Bakan da bu konuda bir geçtiğimiz günlerde bir demeç vererek işte maskeleri atacağız gibi bir söylemde bulundu. Bu maalesef kısa vadede söz konusu değil. Bir kere aşı olduk, hani çalışmalardan çıkan oranlar %100 gerçeği yansıtmayabilir. Bir aşı %90-95 etkili gözükebilir çalışmalarda ama gerçek hayatta bunun etkinliği %70'lere düşebilir. Veya %70-75 etkili bulduğumuz aşı %60'lara düşebilir. Dolayısıyla her aşı olan antikor oluşturacak, her aşı olan korunacak diye bir şey yok. Bunu bir kere aklımıza koymamız lazım. Aşı olduk, %100 bundan sonra hasta olmayacağız diye bir şey yok. Aşı olanların bir kısmı korunacak, bir kısmı gene aşı olmasına rağmen hastalığa yakalanabilecek. Dolayısıyla bunu göz önünde bulundurarak mutlaka aşı olan herkes korunma önlemlerine sonuna kadar dikkat etmek zorunda. Bunun başka alternatifi yok. Bu sadece aslında son zamanlar ben göğüs hastalığı uzmanı olarak söyleyebilirim ki işte astım, KOAH hastaları en çok işte solunum yolu enfeksiyonlarından etkilenildi bu sonbahar kış döneminde en çok bu viral enfeksiyonlardan dolayı onlarda ataklar görüyorduk. Onlarda bile o kadar azalma oldu ki niye azalma oldu? İşte biz COVID'den, koronadan korunalım derken diğer virüslerden de bu maske mesafe sayesinde korunmuş oluyoruz ve bu hastalıkların da bir atak yapmasını engellemiş oluyoruz. Dolayısıyla aşı olduktan sonra da mutlaka halkımıza bu mesajı sürekli vermeye çalışacağız. Kendinizi çok rahat hissetmeyeceksiniz maalesef. Belli bir süre böyle. Tüm dünyada bunun işin kontrolü sağlanana kadar bu maske ve mesafe kurallarına uymak zorundayız. Bunun başka alternatifi yok. Evet, ta ki dünyada sadece Türkiye için bile değil, bütün dünyada bu bitene kadar bu sürece dikkat edeceğiz. Peki aşı ihtiyacı, bu süreç, aşılama süreci, hani çok ciddi rakamlar 1 milyonun yapılamadığını organizasyon yapan ülkelerde dahi gördük. Yavaş yavaş olacak bu aşılama. 6 ay sonrasında ilk defa aşı hakkı kazanan insan aşı olduğunda bir önceki ilk aşamada olan ve aradan 6 ay 1 sene geçmiş insanın tekrar bir aşıya ihtiyacı olacak mı? Yani bu döngü böyle ne kadar devam edecek, edebilir mi? Ne kadar hızlı aşılarsak o kadar hızlı kurtulabiliriz diyebilir miyiz? Evet, kesinlikle haklısınız. Şu anki bilgilere göre en azından aşıların bir 6 ay civarında bir koruma sağladığını düşünüyoruz. Ama bu 6 ay belki bazı aşılar için 1,5 sene, 2 sene olacak. Onu zaman gösterecek çünkü elimizde veri yok. Dolayısıyla yaşayarak göreceğiz. Ama bir 6 ayı biz baz aldığımızda dediğiniz gibi 6 ay sonunda belki bugünlerde aşıladığımız kişiler 6. 7. ayda bağışıklıklarını kaybetmiş olacaklar. Dolayısıyla bu sadece bize
rapel dediğimiz tekrar aşı açısından bir uyarı. Yani eğer ki böyle bir durum söz konusuysa 6 ay sonra işte bugün aşı olan kişiye tekrar ikinci bir doz aşı yapılmak zorunda kalacak. Bu da işte aslında yerli aşı üretmenin ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Biz yerli aşıları biz üretemez ve devreye sokamazsak sürekli dışarıdan bu aşıları değişik kaynaklardan temin etmek zorunda kalacağız. Ve bu da bizi zor durumda bırakacak açıkçası. Belki bugün temin ettiğiniz aşıyı 6 ay sonra temin edemeyeceksiniz. O firma başka bir ülkeye satmak ve anlaşma yapmış olacak, size veremeyecek gibi sorunlarla karşılaşabiliriz. Burada en önemli, en gerçekçi çözüm gerçekten yerli aşı üretimidir. Ve bunun için de önemli yatırım yapılması gerekiyor. Aslında bu eğer ki aşılar işte tahmin ettiğimiz gibi başarılı olursa çok zor değil teknolojik olarak şu anda üretmek. Şu anda da zaten Türkiye'deki aşı çalışmaları da başarıyla ilerliyor. Ve buna eğilmek gerekir. Evet, kısa vadede biz sorunumuzu dışarıdan aşı alarak çözmeye çalışabiliriz ki bunda da söylediğiniz gibi çoğu ülkeye göre çok geç kaldık maalesef. Ama şu anda başlayıp işte belli bir süre bu mecburen yabancı aşılarla devam edip esas sorunu çözmek için de yerli üretime dönmemiz gerekir diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Yine Türk Tabipler Birliği'nin uyarısı gibi siz de uyardınız. Geç kaldığımız bu süreci tekrar aşılama sürecinde geç kalmamak adına bir ara önce de yerli üretime geçmemiz gerekiyor dediniz. Teşekkür ediyoruz efendim aktardığınız bilgiler ve öngörüleriniz için. Ben teşekkür ederim.